Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 18-25 Şubat haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirmeniz tabii ki hepiniz adına en büyük dileğim. Güzellikler sizi bulsun, sıkıntılar bir an önce hayatınızdan yok olup gitsin diyelim ve bakalım falınızda bu hafta için neler var. Şöyle bir açtım ve bakın, şöyle bir hafta sizi bekliyor arkadaşlar. İlginç bir hafta mı? Fal ilginç. Haftanız ilginç mi değil mi? Aslında güzel bir haftada diyebiliriz. Bazı noktalar var tabii ki, onlar da falda görsel olarak çok ilginç çıkmış. Şimdi burada aslında önceliğimizi şu karartılı geçecek döngüye bir bırakalım. Oradan bir başlayalım şöyle ben alacağım şunu orası bir ilgimi çekti şimdi bir 37 31 rakamı var yani aslında burada geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir mevzu sanki bu konuda bir iletişim sıkıntısı yaşanmış hanede ya da partnerle diyebiliriz buna ve bu sıkıntıyla alakalı da bir süredir askıda olduğunuz ya da tartıştığınız mevzular var. Ve bu hafta aslında pazartesi ve salı olarak ilişkilerde ya da hanede bu değer verdiğiniz, önemsediğiniz kişiyle gene aynı konuların açıldığı bir süreç olabilir arkadaşlar. Neden böyle diyorum? Çünkü buradaki görsellerde şu var. Didişme görseli var ama didişirken de İki tarafın çevresi de belirsizlik içinde çıkıyor. Bir kişiyi tartışıyorsunuz gibi düşünün. Bir konuyu tartışıyorsunuz gibi düşünün ama bu tartışmalar aranızdaki olan iletişime ve ilişkiye sıkıntı veriyor. Bir yük yapmışsınız. Ve bu yük her önünüze geldiğinde aslında biraz daha böyle agresif, ani kararlar ya da tepkiler verme pozisyonunda olursunuz. Karşınız çünkü karşınızdaki kişi de aslında sizi didikliyor. Hani sanki böyle üzerinize çıkmış. Bu konuyla alakalı mevzular açıldığı zaman hani üzerinizden bir parça almaya çalışır. Ağzınızdan laf almaya çalışır. Ya da e, onunla alakalı olan konularda bir cevap almaya çalışır. Görsellerinde çıkıyor. Bu konularla alakalı aslında iyi tarafı falan pazartesiden itibaren e, artık bir şeyleri toparlamak, düzeltmek, aslında ayar çekmek anlamında bir işaret var. Salı günü bu konulara ayar çekmek artık hani o mu size ayar çekecek siz mi ona ayar çekeceksiniz bir alyan anahtarı var çünkü hani bir şeyler sanki gevşemiş de bir şeyleri tekrar toparlamak adına ee, müdahale edilecek gün özellikle salı günü olarak görünüyor. Hani sur sağlamak bir şeyi noktalamak anlamına da gelir bu bu konuyu noktalamaya çalışacaksınız çarşamba biraz daha böyle geri planda bıraktığınız konular olarak görünüyor. Şimdi aslında çarşambaya kadar baktığım zaman eften püften konularla alakalı sıkıntılar yaşayabilirsiniz görseli var. Çünkü haftanın ana hatlarıyla perşembe gününden itibaren mevzuların daha çok ortada olacağı, daha sıkıntılı süreçleri geçirebileceğiniz görseli var. Bir kere dışarıdan beklenti içinde olduğunuz birisi kapınızı çalabilir. Burada iki kişinin, bakın şu da karşılıklı iki kişiyi görüyorsunuz. Hatta iki kişi diyorum ama Karşınızdaki kişinin arkasında bir kişi destek veriyor aynı zamanda. Yine aynı şekilde bir çekişme var. Dışarıdan bu konuya bakan birisi var. Dışarıdan gelecek olan bir kişiyi bu konuya dahil etmeye çalışabilirsiniz ya da dahil olabilir. Ama sizin direttiğiniz, mücadele ettiğiniz konu özellikle e, sizden beklenti içinde olunan, parça parça olunan konuda e, geri çekilmekten çok hani sanki bırak beni de gideyim. Artık konuşmak istemiyorum. Hani ben yapabileceğim ya da söyleyebileceğim her şeyi söyledim der gibi çıkıyorsunuz. Ve burada e, bir kapı açmaya çalışan sizsiniz. Fakat dediğim gibi karşı taraftaki kişi bir deve kuşu görselinde çıkmış. Hani deve kuşu böyle e, durur durur böyle bir anda gagasını böyle soku verir ya. Hani ben bana kalırsa Halinizde bir kişi bu hafta sizi çok rahatsız edecek ve sözlü rahatsızlık olarak duruyor bunlar. Ve bu rahatsızlıktan aslında stratejik olarak kurtulabilirsiniz ama çok real davranıyorsunuz. Hani neyse oyum, ne hissediyorsam onu söylüyorum der gibi davranacaksınız. Özellikle Perşembe, Cuma, Cumartesi. İlişkilerde bu hafta değerlendirme yapacak olursam eğer, Pazartesi, Salı geçtiğimiz haftalardan olan bir mevzu ama Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü bayağı kalıplaşmış geçmiş mi dersiniz o gün ortaya çıkan bir konu dersiniz onunla uğraşma durumunuz olur uğraş, uğraş uğraşırsınız yani uğraştırır görselleri var direniyorsunuz ama direnirken karşınızdaki kişi bir değil iki kişi olarak görünüyor arkasında destek almaya çalıştığı ya da ona destek veren bir kişi var hatta karşınızdaki kişiden daha çok o arkasındaki kişi kancayı bu konu ya da bu mevzulara takmış görünüyor. Evet siz de takmışsınız ama geçmişte bırakmaya çalışacaksınız. Burada bana kalırsa aile hayatında ya da ilişkilerde dengeyi sağlamakta zorlanacağınız bir cumartesi gününüz olabilir. Pazar günü biraz daha uzaklaşmak, bireysel kalmak, tek başınıza kalmak isteyeceğiniz bir gün diyebilirim. Hani kapınızı çalan insanlar olmayacak mı aileden ya da sevgili olarak olacak ama küsmüş gibi davranıyorsunuz. Arkanızı dönmüş. Hani başımı dinleyeceğim, kendimi dinleyeceğim, bu olayları arkada bırakmak istiyorum, bu olanlarla uğraşmak istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ama çevrenizde bir e, hani kontrolünü sağlayamayan bir kişi. Ee, var ve bu kişiyle biraz uğraşma durumunuz olacak. Sanki şey gibi de bakın buradaki görseller taraflar birbirine kılıç çekmişler gibi bir hesaplaşma da olabilir bu. Hani herkes e, gardını almış karşılıklı çarpışma. Ha bu aynı zamanda arada yani bir kişiden dolayı tartışacağınız anlamı da taşır. Ve bu kişi o tarafa çok yakın yani karşınızdaki kişiye çok yakın bir kişi olarak da duruyor arkadaşlar çok fazla irdelemeyin bireysel değil çünkü. Para ve iş konularında neler var? Para ve iş konularında aslında bu haftanız sakin, güzel bir hafta. Alt bantta çalışan para konuları var. Evet, burada bir masanın üstüne yatırdığınız bir para mevzusu var. Bir süredir ağır hareket etmiş ağır ilerlemiş hani işlerinizde bir para mevzusu çalışmıyorsunuz hayatınızda olan bir para mevzusu ee, burada bu mevzuyla alakalı bir değil iki değil üç değil dört değil beş gibi böyle hani arkası arkasıya konuların birikmiş olduğu bu konuları çözmek için bir kişiyle masaya oturma ihtimalinizin çok yüksek olduğunu görüyorum ee, ağır ilerlemiş bir süreç diyorum sanki karşınızdaki kişi e, hep böyle bu olayı sarsaklamış gibi görsellerde çıkıyor. Yani bugün konuşuruz, yarın konuşuruz dediğiniz bir konuyu bu hafta salı konuşmaya başlayacaksınız. Fakat ee, sanki burada sizin fikriniz ya da işte tepkileriniz çeker giderim. Böyle bir anda arkanızı dönmüş, geleceğe adım atmış ama bu konuları arkanızda bırakmaya çalışır. Görsellerinde çıkıyorsunuz. Çeker giderimin karşılığı ne? Çeker giderimin karşılığı aslında şu. Konuştuğunuz konular bir süredir uzatıldığı için artık kızmışsınız. Verilecek olanı tam olarak kabul etme durumunda değil gibi görünüyorsunuz. Çünkü karşınızdaki kişi aslında istediklerinizi vermemeye eğilimli konuşmaya da görsellerde görünüyor. Bundan dolayı küçülen konuşmaların ondan sonraki süreçte alt bantta ben çeker giderim'e kendi fikriniz ve ruhunuz olarak gideceği görünüyor. Ha çeker giderseniz ne olur? Bir kere hesaplaşma durumu var. Bu hesaplaşma durumunda noktalama işlemini biraz yani bitirme sonlandırma işlemini biraz zor yapabilirsiniz. Bu hafta bu konuları araştırıp bu konularla alakalı haber alma durumunuz söz konusu olabilir. E, kafanızda çok fazla havada kalmış konu bu konulardan cevap alamadığınız için de geleceğe adım atarken bulunduğunuz yerden ayrılmak isteğiyle adım atma dürtüsünün çok fazla olacağını söyleyebilirim arkadaşlar yani iş yerinde istediğiniz maaş verilmedi tamam sen vermedin ben de çalışıyor görünebilirim ama ben buradan ayrılacağım gibi gibi yani böyle çoğaltabileceğimiz cevaplar gelir bu haftaki iş para maddi kaynaklar konusunda çamur gibi yani düşünceler şimdi bakın genel hemen daha akıyor ayrı konu ama düşüncelerinize baktığım zaman çarpışan düşünceler var. Aile hayatıyla iş hayatının çarpıştığı bir noktada arada kalmış, sıkışmış görsellerindesiniz. Burada sanki kulaklarınızı böyle kapatmışsınız. Kafanızdaki düşünceleri artık çok fazla da düşüncelere takılmak istemiyorum der gibi çıkıyorsunuz. Bir özgürleşme arayışınız da var ayrıca burada iletişiminizin yoğun olacağı bir hafta mı? Daha çok tartışmanızın yoğun olabileceği bir hafta. Hep önünüzde engel yaratan kişilerle mücadele ettiğiniz görselleri var. E bu engeller sizi nereye götürüyor? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar biraz rahatsızım. E, ben artık çekip gideyim ya hani böyle çünkü bakın şurada da kafanızda soru işaretleriyle birlikte iş ve para konularında üstünüze gelen bir kişi ki bu kişi yaşça büyük bir erkek olarak görünüyor. Ee, ben şöyle bir bu tarafa doğru gideyim, hiç bu yoldan seninle uğraşmayayım der gibi çıkıyorsunuz. Ha böyle bir kararı verip ileriye dönük olarak adımlar atar mısınız? Atar gibi de duruyorsunuz çünkü burada bir telefon görüşmesinden çok net cevap alamadığınız için bugün bulunduğunuz yeri terk etmek istemeyeceksiniz. Ama sonrasında yeni başlangıçlar adına şu ejderha yaşça büyük erkek kimse onu atlayıp yolunuza temiz bir şekilde devam etmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Ha konu bu haftanın konusu mu? Düşünce olarak bu haftanın konusu. Ama ileride bana kalırsa birçok koç burcu da yükselen koç burcu bu konuda artık farklılaşma farklı düşüncelere girme yolunda ilerleyecek. Aile ikili ilişkiler dediğimiz zaman da yani bir koç burcu ay olarak çok da söylemek istemiyorum ama gözümüz kararmış yani kim ne konuşuyorsa canımızı sıkacak birisi var o hanede e, onunla alakalı sırt dönme arka dönme görselleri gene var e, fikirlerinden dolayı anlaşamadığımız ve kalp kırıklıkları yaşayabileceğimiz ya da kalbini kıracağımız günler olabilir özellikle hafta başı günlere de biraz dikkat etmekte fayda var aslında o davulun sesi oradan başlıyor gelmeye sonrasında hafta sonunda hani e, eğer uzaksanız elinizde telefonla eğer değilse ev içerisinde, hani içerisinde e, bu konular yine konuşulur, can sıkmaya çalışılır olarak görünüyor. Şimdi genelleme yapacak olursam aslında bu hafta nedense buradaki hissiyatım da bu. Özgürlüğümüzün kısıtlandığı, hani e, yapmak isteyip de yapamadığımız konular. Ama bizden kaynaklı değil. Karşımızdaki kişiler ya da çevremizdeki kişilerin çok fazla didiklediği, uğraştığı konulardan dolayı sıkıntı yaşayabileceğimiz görünüyor. E bu sıkıntılar tabii ki geçici sıkıntılar ama biraz böyle üzerinde durmamız gereken. Hani ne kadar böyle adım atarsak atalım da dengeyi sağlayamadığımız kişilerle can sıkıcı konuşmalar yapabileceğimiz görünüyor. E para konularına baktığım zaman bir süredir beklediğiniz e, konuşmalarda görüşmelerde rest çekme durumu olabilir. E, başlarım ben bu işe hissiyatı da çok fazla açıkçası nedir bu böyle tıkalı kalmış bir değil iki değil üç konu hani gibi düşünüyorum. Bunlar tabii ki bu hafta yayılmış. Bazen 1 saat, bazen 5 saat yaşanabilecek konular olarak görünüyor. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün sevgili koç burçları. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun. Güzellikler sizi ve tüm insanlığı bu hafta ve bundan sonraki haftalarda da lütfen bulsun dilerim. Ben sağlık konularında özellikle kalben sağlığın daha iyi olması temennisiyle giriyorum, gireceğim yani bu haftaya. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.